dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Haziran Pazartesi. Merhaba. Korona aşıları için dijital kanıt dönemi başladı. Bugün eczaneler ve doktorlar aşı yaptıranlara QR kodu vermeye başladı. Böylece her iki aşıyı da yaptıranlar cep telefonları üzerinden dijital olarak aşı olduğunu kanıtlayabilecek. Dijital sertifika halen geçerli olan sarı aşı karnesine gönüllülük temelinde smartfonlara eklenen bir uygulama. Akıllı telefonu olmayanlar aşı sertifikasının çıktısını alıp kullanabilecek. Doktorlar ve eczaneler aşı karnesindeki verilerin gerçek olup olmadığını kontrol ettikten sonra aşı kanıtı olarak kullanılan ve uygulamalarda saklanabilen bir QR kodu oluşturacak kağıda yazdırılacak kod daha sonra bir akıllı telefonla okunabilecek. Önümüzdeki günlerde aşı merkezlerinde aşı olan herkese posta veya e-posta yoluyla bir QR kodu gönderilecek. Böylece aşı olan kişiler daha sonra aşı durumlarını CovPass veya Corona App gibi uyarı uygulamasından kanıtlayabilecek. Bu sertifika için aşı yaptıranlar ücret ödemeyecek. Eczaneler ise bunun karşılığında federal hükümetten 18 euro alacak. Vergi Mükellefleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın geç davranması nedeniyle eczanelere vatandaşın vergilerinden 50 milyon ödeme yapmasını eleştirdi. Alman Sağlık Tarihleri dün Robert Cohen'süne 32'si Hessen'de olmak üzere 549 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. RKI verilerine göre son 24 saat içinde 10 insan daha hayatını kaybetti. 100 bin insan başına 7 günlük inzidens ise Hessen'de 20,1'e, Almanya genelinde ise 16,6'ya düştü. Kasel bölgesinde 8 insan daha virüse yakalandı. Böylece şu ana kadar virüse yakalanların sayısı 16.680'e çıktı. Kaseral hastanelerinde 9 yoğun bakımda olmak üzere 17 insanın tedavi altında olduğu açıklandı. 7 günlük insidans ise Kasel'de 23,7, Kasel ilçelerinde 13,9 olarak kaydedildi. Katolik Kilisesi'ndeki cinsel tecavüz vakaları bitmek bilmiyor. Bu hafta sonu Odental Altenberg'teki Katolik cemaatine şok edecek bir haber ulaştı. 2009 yılında ölen Papaz Klaus Anders ibadete yardım için gelen bir kız çocuğuna yıllarca tecavüz etti. Olayla ilgili açıklama yapan Köln Başpiskoposluğu söz konusu tecavüz iddialarını doğruladı. Tecavüzcü papazın yerine gelen yeni papaz Thomas Taksa Kilisenin internet sitesinden yaptığı açıklamada iddiaların doğru olduğunu söyledi. Şu anki papaz Taksa birçoğunuz için bu açıklama rahatsız edici ve korkutucu. Çünkü şimdi papaz Klaus Andersen kişiliğinin farklı bir yanını gösterdi. Kendisini bizzat tanıdım ve bir halk dostu, sıcak, sevecen bir rahip ve papaz olarak kendisini çok takdir ettim. Bu hatıralar kalacak ama şimdi buna rahibin başka bir resmi daha eklendi dedi. İğrenç olay yıllar sonra kurbanın başına gelenleri anlatmaya karar vermesiyle ortaya çıktı. 2009 yılında kilise cemaatiyle çıktığı bir dağ gezisi sırasında düşerek öldüğü belirtilen papaz Klaus Anders'in çok sevilen bir din adamı olduğu, görev yaptığı 76-2009 yılları arasında hakkında hiçbir şikayet bulunmadığı belirtildi. Katolik Kilisesi'ndeki ve Köln Başpiskoposluğu'ndaki taciz iddiaları bu şok edici vakayla daha da zenginleşti. Yeşillerin başbakan adayı Annelena Lena Bebok. Yeşiller Partisi kongresi parti lideri Anne Lena Bebok'un başbakan adayı olmasını büyük çoğunlukla onayladı. Oy kullanan 688 delegeden 678'i yani %98,55'i partinin başbakan adayı Annelena Baerbock'a tam destek verdi. Yeşiller gençlerin kendi isteğiyle işsiz kalmamış olanlara ödenecek Hartz 4 yardımının 200 euro artırılması talebini reddederek Hartz 4 olarak bilinen sosyal yardımın ayda 50 euro artırılmasını ve asgari saat ücretinin de 12 euroya yükseltilmesini kararlaştırdı. Yeşillerin başbakan adayı Annelena Beabok, eski dönem bitti, yeni bir dönem başlıyor dedi. Süddeutsche Zeitung'un yazarı Heribert Prentel, yeşillerin yükselişini anlatmak için yeşillerin yükselişi eski idealler artık sadece yük başlığını kullanmış. Yorum şöyle, balon yolculuklarında yükselme sürekli yük atarak gerçekleşir. Almanya Die Grün yani Yeşiller Partisi bu prensibi kopyaladı. Yük ata ata inanılmaz yüksekliğe erişti. Üzerinde iklimin korunması yazan yeşil balon yükseliyor da yükseliyor. Eylül ayındaki Federal Meclis seçimlerinde bugünkü tahminler gerçekleşirse bir sonraki mecliste eskisi gibi 67 değil 200 yeşil milletvekili olacak. Yüklerin atılması 22 yıl önce başladı. Yeşiller pasifizmlerine veda edip Alman Silahlı Kuvvetleri'nin Kosova Savaşı'nda konuşlandırılmasını kabul ettiklerinde Yeşillerin Fischer'i Schröder SPD'si ile Kırmızı Yeşil Federal Koalisyon Hükümeti'ni kurmuşlardı. Yeşillerin meşhur sloganı silahsız barış yaratmak artık yüktü ve balondan atıldı. Bombardımanı savunanlar gerçeği görüp hayallerden uzak bir politikadan söz ettiler. Bugünün gerçeği iki parti liderinden biri olan Robert Habeck'in Ukrayna'ya silah sağlanması çağrısında bulunması, 40 yıldan fazla bir süre önce Yeşiller Partisi'nin beşiğinde duran barış hareketinin artık partide yeri yok. Son zamanlarda sivil haklar savunucuları, insan hakları ve sığınmacı grupları, doğrudan demokrasinin dostları, eleştirel polislerden nükleer savaşa karşı doktorlara ve genetik eleştirmenlere kadar birçok küçük sivil toplum örgütü için durum böyle. Onların sorunları Yeşil Parti liderliğinin sorunu değil. Temel haklar, hukukun üstünlüğü, demokrasi Bunlar hala yeşil tabanda bir rol oynuyor. Ancak yeşil başbakan adayı Habek ve Annelena Baerbock için değil. Seçim programı taslağında bu sorunları bulmak için büyüteç kullanmak gerekiyor. Parti liderliği mülteci koruması gibi bir sözün seçmenleri ürkütebileceğinden korkuyor. Balon yolculuğunda atılan yükler su ve kumdan oluşur yeşiller söz konusu olduğunda önceki temel talepler ve uzun süredir devam eden temel kaygılar atılıyor. Yeşillerin çok geç farkına varmaları mümkündür. Çünkü iklim savunusu her şeyi gölgede bırakıyor. Ancak yük değil, prensip atıyorlar. SPD bunu Has 4 ile yaptığında ve sosyal adaleti bir kenara attığında yükselişe geçmedi. Düşmeye başladı. Yeşiller yönetimini işçi sorunları ilgilendirmiyor. Kendileri vekil olarak 10 bin euro civarında maaşı garantilerken bir işçi için 12 euro asgari saat ücretinin yeterli olacağına karar verdiler. Yeşiller yönetiminin karbondioksit emisyonunun azaltılmasına bağlı olabilecek fiyat yükselmelerine karşı yoksulların yanında yer alan bir plan ve programı yok. Yeşiller yönetimi orta tabakanın partisi olma konusunda iddialı. Bu nedenle kendi seçmenini koruyacak şekilde yıllık kazançları 250 bin euronun üzerinde olanlardan %42 yerine %48 vergi alınmasına karar verdi. Yeşiller yönetimi gösteri hakkıyla ilgilenmiyor. Varsa yoksa iklim korunması. İklim bir korunsun tüm sorunlar çözülür. Yeşiller Partisi'nin dört kuruluş hikayesi, dört kökü vardı. Birincisi ekoloji, ikincisi pasifizm, üçüncüsü sivil haklar, dördüncüsü kadın hareketi. İki kök bodur ve solmuş, diğer ikisi canlı, ekoloji ve eşitlik. Başka bir şey yok. Büyük iktidar partisi olmak isteyen bir parti için bu yeterli mi? kapsamlı bir demokrasi ve hukuk politikası onlar için bir rol oynuyor mu? İç güvenlik politikası hangi rolü oynuyor? Yoksa iklim için savaşan her yerde başarır sloganı partinin ana sloganı mı oldu? Yeşiller şimdi büyüyor. Sık sık söylenen şu. Vahşi yılları ne kadar geride bırakırlarsa, ne kadar unuttururlarsa o kadar başarılı olurlar. Ancak bir partinin karakterini klasik iç politika belirler. Almanya'yı 35 yıldır Yeşiller yönetiyor. Bu süre zarfında hiçbir yere İçişleri Bakanı atamadılar. Yeşillerin liberallik konularında rekabet ettiği FDP burada kesinlikle önde. Hans Dietrich Genscher federal hükümette liberal bir İçişleri Bakanı'ydı. Werner Mayhofa ve Gerhard Baum da liberal bir İçişleri Bakanı'ydı. Burkhard Hirsch aynı zamanda çok liberal bir İçişleri Bakanı'ydı. Ve Yeşiller seçim program taslağında entegrasyon konusunu Federal İçişleri Bakanlığı'ndan almak ve bunun yerine sosyal uyum için ayrı bir bakanlık kurmak istediklerini beyan ediyorlar. Bu sorumluluktan ve günlük güvenlik politikasının zorluklarından yeşil bir kaçıştır sadece. Bu konuları bir bütün olan genel iç ve güvenlik politikasından ayıramazsınız. Değerli gelelim hava durumuna. Pazartesi günü hava 16 saat civarında güneşli olacak. Sıcaklık en az 24 derece olacak. Salı gecesi hava açık. Sıcaklık 9 ile 15 derece arasında değişecek. Salı günü de güneş ısıtmaya devam edecek. Sıcaklıklar 32 dereceye kadar yükselecek. Değerli Necdar Radyo Kasya'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gününüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.